Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kuzuların alanını temizliyorum. Bayağı büyük bir alan. Yaklaşık yarısını hallettim. Fakat öyle bir acayip bir kın kanat larvası çıkıyor ki ben de şaşırdım. Biraz büyük bir oranını büyük ihtimalle bulamadım. Yani kemerle beraber çıktı. Yani ama benim bulduklarım yani epeyce fazlaydı. Bir posta tavuklara verdim. Bir posta da şeye karar verdim. Yani saklamaya karar verdim. Çünkü bir daha belki böyle bir fırsat elimize geçmez. Bakalım ne çıkacak. Bunu merak ettim. Bakın çok arkadaşlar çok iriler. Çok çok güzeller. Çok lezzetli. Tabii ki böyle bir şey yapmıyorum. Ama yani gerçekten de acayip bir protein kaynağı. Eğer hani bir gün Allah göstermesin bir yerde mahsur kalırsınız. Hiç çekinmeden yenebilecek şeyler. Çünkü gün boyu sizi idare edebilecek proteine sahip. Çok kuvvetli bir protein açısından çok kuvvetli. Bakın şöyle yenilmesinden bahsetmişken şu kafa kısmını şöyle yapabiliriz. Bakın tırnakla bastırıp kafa kısmını atıp şurası da abdomen kısmı arka tarafı da bağırsak ve dışkıdan ibaret. Şurayı da kapatıp orta bölüm çok lezzetli ve yenebilecek bölümü bence orta bölümü. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Ne kadar bulduğumuza bakalım ve saklama yani nasıl bir şeyde saklayacağız, nasıl bir materyalde saklayacağız ona bakalım. Bir kısmını saklayalım bakalım baharda. Yani şimdi bugün Mart, Mart'ın biri. Daha çok güncel bir video bu. Mart'ın biri. Belki bir ay, belki iki ay zarfında eminim çıkmaya başlayacaktır. Şimdi bu kın kanatlar nedir? Bence büyük ihtimalle ben tahmin ediyorum ki gergedan böceği olabilir. Yaygın olarak teke böcekleri var. Teke böceği larvası da olabilir. Mayıs böceği larvası da olabilir. Ya bilmiyorum. Bakalım ne çıkacak. Ama büyük ihtimal ben bu kadar iri olduğu için gergedandır diye tahmin ediyorum. Arada biraz hani onlara göre ebat olarak biraz küçükler de var. Yıldızlar da var. Yani onlar büyük ihtimalle farklı bir böcek çıkacak. Ama kın kanatlı olarak çoğu büyük bir böcek çıkacak. Yani çoğu büyük bir böcek olacağına eminim. Bu yüzden tespit ve gözlem yapmak istiyorum. Bakalım bir saklayalım. Ne olacak ne bitecek. Hep beraber gözlem yapalım. Bakın şöyle bir saksı buldum. Yaklaşık kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10 tane böceğimiz var. Bakın şunlar biraz daha farklı. Biraz daha şöyle yan yana getirdiğimiz zaman boyut olarak küçük ve biraz farklı görünüyor. Belki geç çıkmış yumurtalar olabilir. Ama büyük ihtimal farklı türler diye tahmin ediyorum. Birkaç bir tane daha var öyle. Şu galiba hangisiydi hatırlayamıyorum. Birkaç tane daha öyle ufak var. Yani bunlar belki farklı bir böceğe ait olabilir ama genelde hepsi aynı. Yani buraya ne geldiyse hepsi de aynı şekilde, aynı büyüklükte, aynı ebatta çıkıyor. Bu form zaten en büyük form arkadaşlar. Bundan sonra pupa oluşup böceğe dönüşecek. Bu en son hali, zararlılığın en son hali. Şöyle bir saksı ayarladım. Bakın dibine aynı yine kemirli topraktan koydum. Şöyle şunu şuraya devirelim. Bunlar şöyle gelecek şekilde. Gerçi ben boşuna ayarlıyorum. Onlar kendi dibe yerleşecek. Biraz da üstüne üst toprak atayım. Böyle bir saklama ortamı oluşturalım. Bakalım. Baharda görelim ne çıkacak. Arkadaşlar kullandığımız kap pek hoşuma gitmedi. Yani sanki çok şey oldu yani. Beğenmedim. Çok içime sinmedi. Böyle bir kap ayarladım. Hem bunun yüzey alanı da fazla. Hem şeffaf olduğu için içeride daha rahatlıkla görebiliriz. Belki kenarlara, kıyılara, bir yerlere pupalama yaparlar. Orada daha iyi fark edebiliriz nasıl olduğunu. Böyle daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım böyle bir saklama kabında saklamaya karar verdim.